Lewandowski izliyor musunuz? Bir zalim gibi, vicdansız gibi vuruyor topların ciğerine ve şahane işler yapıyor. Polonya'da Fakt gazetesine dedi ki bu adam, ekstra çalışıyoruz baba, ondan ne de, bir de beslenme tarzını değiştirdim, işe yaradı dedi. Evde spor salonu varmış, izin günlerinde de orada çalışıyormuş adam. Ve diyor ki bazen konsantrasyonumu güçlendirmek için özel egzersizler yapıyorum ki bu bir santrofor için çok önemli diyor. Bunu çok sık söylüyor bu arada, yani odaklanmaydı, konsantrasyondu falan. Bazen diyor kararın bir saniyeden kısa sürede alınması gerekir diyor. Eğer tereddüt ederseniz hayatınızın şansını kaybedebilirsiniz. Bu nedenle diyor sahaya girerken maçtan ve kazanma arzunuzdan başka bir şey yok. Hani beslenme tarzı dedim ya, orası da çok enteresan. Mesela yemekten önce tatlı yiyor. Sonra başlangıç ve ana yemek. Niye biliyor musunuz? Tatlılar çünkü şekerli olduğu için daha hızlı sindiriliyor. Çorbalar da aynı şekilde. Ama işte proteinlerin sindirilmesi daha uzun sürüyor. Şimdi sırayı değiştirirsem diyor sindirimim zorlaşıyor. Mesela inek sütü olan şeyleri tercih etmiyor. Önceden de mesela çikolata bağımlısı bir adam bu. Ama işte her başarılı erkeğin kadına ihtiyacı var abi başarmak için. Eşi milli bir sporcu, karateci ve fitness uzmanı olunca haftada 3 kere 90 dakika sahada coşabiliyorsunuz baba. Yaşta sayıdan ibaret kalıyor. Robert belli ki uzun yıllar futbol oynayacak ve şunu biliyor adam. Sağlığına ve formuna dikkat ederse futbol kariyeri uzar net. Baksana kaç yaşında zirveye çıktı. O yüzden diyor ya, günlük faaliyetler için enerji ve güç aileden gelir diyor. Aile her şeydir diyor yani. E öyle şimdi adam eşi sayesinde eti diyetinden çıkardı. Vejeteryan değil ama her zaman diyetini iyileştirmeye çalışıyor ve et içermeyen diyetin onu nasıl etkileyeceğini kontrol ediyor. E sonuç görüldüğü üzere mükemmel. Yedikleri içtikleri her şeyin nerede üretildiğinden tutun da lan bu üretilirken hangi ilaçlar kullanıldı acaba'ya kadar hepsini biliyorlar. Eşi Anya şöyle açıklıyor bu durumu. İlk önce de biz bir enerji içeceklerini kestik. Sonra tatlıyı kestik. Eskiden arabanın içinde sürekli çikolata kağıtları olurdu. Şimdi kesinlikle yok. Mutlaka tatlı yemek istiyorsa formunu değiştirdik. Evde yapılmış bir kek örneği. Yani öyle düşünün. Evde yapılacak ama diyor. Ne yiyorsak gerçekten öyle hissediyoruz. Maç öncesinde sonrasında ne yiyebileceğini ben ona söylüyorum. Hatta mutlaka yemesi gerekenler var, onları da söylüyorum diyor. Tabii ki bunların hepsini diyetisyen ve doktor kontrolünde yapıyoruz ve işi çözüyoruz diyor. Evet biraz zaman alıyor ama çözüyoruz diyor. İşte o yüzden bir kez daha Lewandowski anlatacağım size. Daha önce anlatmıştım ama merak etmeyin, başka bilgiler vereceğim. Soruyorlar buna, diyorlar ki internette kendinle ilgili çıkan haberleri okuyor musun diyor. Yo diyor, okumuyorum. Kendim hakkında niye okuyayım? Daha fazla ne öğreneceğim diyor. O her şeyi biliyor olabilir ama siz bir yere gitmeyi şaşıracaksınız. He, bu kadar yemek muhabbeti yapmışken müsaadenizle öncesinde bir sponsorumuza da teşekkür edelim, Yemek Sepeti'ne. Artık önce tatlı mı yersin, eski usul devam mı edersin, bu kadar bilgiden sonra senin bileceğin iş. Ama Yemek Sepeti uygulamasının şöyle bir kolaylığı var. Açıyorsun Yemek Sepeti uygulamasını, adresini giriyorsun, restoran listele yapıyorsun. Bir sıralanıyor puanına göre o an açık restoranlar, indirimine göre önünde. İstediğiniz restoranı seçip orada indirimli fiyatları görebiliyorsunuz. Siparişi tamamladıktan sonra da sepete girip indirimli miktarı görüp o indirimli miktarı üzerinden siparişinizi verebiliyorsunuz. Hep söylediğim gibi zaten online ödeme rahatlığı var, temassız teslimat güzelliği var, her şeyi kolayca halledebiliyorsunuz. Eğer siz de bu şekilde sipariş vermek isterseniz videonun açıklama bölümündeki linke tıklayabilirsiniz, tamam mı? Yemek Sepeti'nin kolay ve hızlı sipariş yöntemlerinden söz ettikten sonra şimdi siz alta Leva yorumuna, ben de hikayenin devamına. Hadi bakalım. Güzel insanlar, Robert Lewandowski deyince aklıma pes etmemek geliyor. İnatçı bir adam geliyor. Sonuçta köpeğine topu patlatmadan kurtarmasını öğreten bir çocuktan bahsediyoruz. Dikkatinizi çekerim. Nasıl oldu? Sakatlık geçiriyor bir dönem, bir keresinde. Normalde dinlenmesi gerekir değil mi? Abi bu köpeğiyle ormanda koşmaya gidiyor. Köpek önde, bu arkada. Ama nefes nefese. Ertesi gün bir daha. Ertesi gün bir daha. Pes etmek yok. En son elleri kaldırıyor havaya. Öyle. Bağırmaya başlıyor. Hazırım artık, hazırım artık diye. Şimdi bu aşk, bu disiplin biraz da aileden geliyor. Şimdi bana yine kızacaksınız ama anne voleybolcu, baba judocu. Doktor kuyruğunda tanışıyorlar biliyor musun? Kavga ediyorlar, sıra kavgası falan. Sonra aşka dönüşüyor işte. Evleniyorlar.
Önce kız çocuk, sonra bizim Robert geliyor dünyaya. Ve orada çok akıllıca bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Çocuklara diyorlar evrensel bir isim koyalım. Yani öyle bir isim seçelim ki dünyanın her yerinde aynı şekilde telaffuz edilsin. İşte o yüzden çocukların birinin adı Milena, diğerinin Robert. Ya Orçun, annen baban sen doğduğunda senden vazgeçmişler kardeşim. Tamam. Yapacak bir şey yok. Senin kaderin buymuş. Neyse, o disiplininden dolayı işte bugün hala sadece sahada çalışmıyor Lewandowski. Sahada antrenmanlarını bitirdin mi? Tamam kardeşim, geç. Geçici bir antrenörle ek çalışmalara devam. Tekniğini, taktiğini, serbest vuruşlarını, hepsini abi. Çünkü niye? Pratik yapmak mükemmelleştirir. Biz babadan böyle gördük hesabı. Alıyor çünkü babası küçükken bunu mesela doğru judoya. Sonra bakıyor, peder inceliyor tabii evladı. Diyor ki, sen daha iyi iş çıkarırsın judodan evlat diyor. Okey. Sonra bir süre koşmaya alıyor kendini. Diyor ki sonunda dayanamıyor. Koş koş koş. Ya baba diyor ben koşmaktan çok sıkıldım. Artık koşmak istemiyorum. Bırak sadece futbol oynamak istiyorum. Ve bir gün hatta dinleneceğini düşünen antrenörü böyle bir bakıyor ki lan bu dinlenmiyor. Koştu o kadar ama ayağının ucuna böyle taktı, topu takmış sürekli tepikliyor. Bu çocuğun yolu belli diyorlar sonra. Çünkü herif af buyurun ama manyak kendi kendini kamerayla kaydetmeye başlıyor. Oturuyor antrenman tekniklerini kendi kendine çalışıyor, analiz ediyor. Sanki geometri çalışır gibi yani. Efendime söyleyeyim sonuçları kontrol ediyor ve nasıl geliştireceğini buluyor. Diyelim ki bir şey hoşuna mı gitmedi? Gecenin bir vaktine kadar kendi kendine antrenman yapıyor. Hani demin köpeğinden bahsettim ya. Köpeğini kaleye geçirip penaltı çalışan bir deli bu Lewandowski ha. Öyle söyleyeyim size yani. O yüzden ne diyor? Tutkunuz olan işi yapmaktan daha güzel bir şey olamaz diyor. Doğrusu zaten ancak tutkuyla yapılan bir işten böylesine muhteşem bir sonuç çıkabileceğini düşünüyorum. O yüzden ne oldu? Lewandowski 2019-2020 Bayern Münih'li UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. 15 golle playoff'un gol kralı. Ardından 2020 UEFA tarafından Avrupa'nın yılın en iyi erkek futbolcusu. Ayrıca ne? En iyi 4 Avrupa Ligi'nin tarihindeki en hızlı atılan gol serisi rekoru elinde. Hatırlıyorsunuz 2015'te Wolfsburg maçında 9 dakikada 5 gol attı. Bunu konuşmuştuk zaten. Ve bütün bunları yaparken herif doğru düzgün sakatlanmıyor. Yani neyse ben biliyorsunuz şomazlıyım. Sakatlanır makatlanır şimdi. Yaşamadığı şey de değil de yani. Tutkusuna geri döneyim. Ben de ne olur ne olmaz ağzımızla çağırmayalım yani. O kadar seviyor ki güzel insanlar futbolu. Diyelim yazılısı kötü geçti çocukken. Annesi diyor ki kırık not mu geldi? Düzelttin düzelttin. Düzeltemedin antrenman falan yok. Anne babanın da çocuklarına böylesine uyum sağlaması, motive edici hareketler yapması takdire şayan söyleyeyim de. Bir keresinde bunlar kiliseye ayine gidiyorlar ama bakıyor sürekli Lewandowski sahada bakıyor. Ayinin ardından maça yetişmeleri gerekiyor. Bakıyorlar sürekli bakıyor. Şimdi peder de ne olduğunu fark ediyor. Diyor ki merak etmeyin ben. Ayini kısa tutacağım. Sizi de maça yetiştireceğim. Yani etrafındaki herkesi tutkusuna inandırmış bir adam Lewandowski. Ve herkes şunu biliyor. Bu çocuk büyük adam olacak. O yüzden hiçbir şey esirgememişler. En iyi ayakkabı hangisi? Getir. Bey Robert yine almış arabanın anahtarını kaçırmış ya. Bırak kafasını dağıtsın hanım çocuk. Yaramazlık mı yaptı? Olur böyle şeyler tripler bu yani. Bu da durmuyor ama. Alıyor arabayı arkadaşlarıyla yarışa. Motorları da varmış onunla da yarışıyormuş. O yüzden zaten geçmişte motor kazası yapmış sakatlandığı var. Onu da söyleyelim yani. Bazen oturuyorlarmış babasıyla işte motor tamiri falan yapıyorlarmış. İlişkileri de şahane kıskandım vallahi yani. Herhalde o neden nedir ki? Babasını kaybettikten sonra da bir bocalıyor Robert. İçine kapanıyor falan. Soruyorlar çok sonraları buna. Diyor ki ya partileyip de ne yapacağım? Babam sağ olaydı da onunla bir sürü farklı konu konuşurduk. Sonra maç izlerdik diyor. O yüzden de attığı golleri uzun süre babasına adadı. Özellikle ilk gollerini. Ekstra klasadaki ilk golünü mesela ya da Bundesliga'daki, milli takımdaki. Onunla diyor sevinçlerimi yaşayamadığım için üzgünüm diyor. Böyle çok cümle de duyamazsınız ondan normalde ha. Çok sakin adamdır. Duygularını böyle ortaya koyan biri değil Levi. Yani duygusal konuları sadece annesiyle eşiyle konuşuyor. Mesela ekstra klasadaki ilk golü dedim ya. Herkes ailesi falan tribünde çıldırmış bu gol attı diye. Maçtan sonra internetten işte golü izliyorlar tekrar. Bu çok sakin. Sadece gülmüş böyle kollarını kaldırmış. Normalde 20 yaşında bir çocuk ne yapar? Bir düşün yani. Ki oradaki hikayesi de çok kıymetli yani. Gel en üst seviyeye sonra Real Madrid'e 4 gol attı. Yine herkes tribünde gözyaşı falan. Yakın çevresinden bahsediyorum. O bambaşka perspektiften bakıyor gollerine. Evet o da çok mutlu olmuştu ama çok iyi biliyordu ki büyük sevinçler konsantrasyonunu bozabilir. Demin mesela ekstra klasa dedim ya üstlük o. Oraya çıkması kolay olmadı.
Yani o golü o yüzden sevinmesi lazım. Önce Lecevarşova'dan 5000'e oranın parasıyla gitti Zinic'e transfer oldu. Az bir paraya. Düşün anca işte yol parası çıkıyor, kira parası çıkıyor. Üstüne ya zam istemeyin diye söylüyorum bunu ikide bir. Hedef tutku çok önemli. Üstüne gol kralı da oluyor ama çıkamıyorlar yani ligin üstüne. Tam o dönemde şimdiki menajerinin radarına takılıyor işte. Onu diyor ilk gördüğümde bambaşka hissettim. Şaka yapmıyorum, o koca sahada hiç kimse onun gibi hareket etmiyordu. Sadece orada değil, milli takımda çalıştığım oyuncular bile onun gibi hareket etmiyordu. Hatta hiçbir Polonyalı futbolcu öyle hareket etmiyordu. Vücudunun balansı, zarif ama iki ayağıyla da yere sağlam basışı, topu yönlendirişi bambaşkaydı diyor. Sonra bir boy atıyor zaten, kilo da alıyor çünkü bedenen kuvvetlenmesi gerektiğini fark ediyor. Ve böyle böyle büyük, çok büyük topçuya dönüşüyor. Sonra gelsin teklifler. Leva, seni Shakhtar istiyor 6 milyon euro. Boş ver. Genova istiyor. Ya çok yabancı oyuncu var orada, uyum sağlayamayız falan. Epek. Dortmund var. Hah, bak o olur. Fenerbahçe de istiyor biliyor musunuz o dönem? Ama o teklifin de pek üstünde durmuyorlar doğrusu. Dortmund iyidir diyorlar. Sonuçta Dortmund ve Varşova arası da yaklaşık 1000 kilometre var yok. Yani ülkesinden yeni çıkacak. Bu, o zamanlar için önemli bir kriter bu o günlerde. Sonra Klopp'la bir başlıyorlar. Klopp'un bana çok şey kattığını düşünüyorum diyor. Demiş ki buna, serbest vuruşlar için ayakların çok iyi, sen çalışmaya devam et. Adam bu işin CEO'su baba. İlk sezon şampiyonluk kutlamalarında da gidiyor yanına Lewandowski'nin. Diyor ki, sen 20 gol atabilecek bir oyuncusun diyor. O sezon da 8 gol atmış oysa. Ama sonraki sezon 22 gol baba. Geçmiş olsun ya. İşte böyle güzel insanlar. Lewandowski sporculuk temelleri biyolojik ve psikolojik olarak doğru atılmış özel bir adam. Bir ayağı geçmişinin mütevazılığında, bir ayağı günü popüler hayatının içinde ama sadece işini bitirene kadar. Hani daha evvel anlattığım Guardiola tedrisatıyla bitireyim. Hatırlayın Pep ilk geldiğinde Bayern Münih'e muhabirler işi gücü bıraktılar. Ellerinde hesap makinesi, Lewandowski kaç dakika oynadı onu hesapladılar. Ya da tam tersi işte kaç dakika kenarda yedekle bekledi. Niye? Balon transfer diyecekler, manşet atacaklar. Yuuu falan diyecekler. Dortmund'dan gelen balonun tekisin diyecekler falan. Bunu söylemek her zaman ilgi çeker de ondan, onu da söyleyelim yani. Bir de o hikayede Lewandowski'nin duruşu da rahatsız etmiş olabilir. Dortmund'daydı ya, tabii golleri sıralayınca Bayern havada kaptı abiyi. Basın 9 tuttu manşetten verdi. Transfer bitti diye geliyor diye falan. Kendi de sonra çıktı dedi, Bayern'de oynama kim istemez, büyük kulüp dedi. Dortmund dedi ki dur baba, acele etme, acele yok, bizim de sana ihtiyacımız var. Ama nasıl olacak? Adam çıktı dedi ben gitmek istiyorum. Üstelik Bayern'e. Klopp her şeyi çözdü abi. Dedi ki ey taraftar sakın yuhalamayın adamı, o bize lazım dedi. Okey dediler abi. Lewandowski de ne kadar iyi profesyonelmiş. 20 golle dedim ya az önce o sezon. 20 gol attı. Öyle yani. Ve sezonun son maçında Dortmund'lar onu ayakta alkışladılar. O hak ettiği saygı gösterdiler. Buralarda muralarda demeyin, mümkünatı yok öyle bir şeyin. Bayern Münih'e gitti. Sonra onu da orada tartışıp durdular ilk zamanlar. O yüzden bir gün basın toplantısında sordular. Hocam, Lewandowski sizce Bundesliga'da oynayacak kadar iyi mi? Kinayeli bir soru. Pep'in cevap aynen şu. Kafayı da sallıyor bu arada. Onun diyor ne kadar iyi bir oyuncu olduğundan haberiniz yok. Yani Pep Guardiola yine haklı çıktı hanımlar beyler. Artık herkesin Lewandowski'nin büyüklüğünden haberi var. Artık o komple bir golcü. Hava toplarında etkili, yerden de bitirici. O fiziğe sahip bir oyuncudan beklemeyeceğin ölçüde atletik, atik, seri. Babasının toprağı bol olsun işte, o günlerin hatırı var. Sırtı dönük oynayabiliyor, arkadaşlarına pozisyonlar hazırlayabiliyor falan. Diğer oyuncuların zorlandıkları şeyleri ben kolaylıkla yapıyorum diyor. Haklı vallahi. Asla pas vermekle şut çekmek arasında tereddüt yok. Plasesini yapıyor, topun dibine giriyor, kaleci çalınıyor. Ne yapması gerektiğini içgüdüsel olarak bildiği için bunu kusursuz bir biçimde uyguluyor. O yüzden izleyin. Bol bol izleyin de tadını çıkarın ve şunu unutmayın. Tutkunuz varsa önünde sonunda. Tüm dünya size yol verir. Başka seçenekleri kalmaz çünkü. Tamam mı?